Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Far Cry Primal'da, ilkel çağda hayatta kalma serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yamyamlarla, vahşi doğayla ve diğer tehlikelerle kapıştığımız bu serimizde 3. bölümle karşınızdayım efendim. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım eğlenceli, güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Bu bölümde yarım kalan bir meseleyi tamamlamak istiyorum babuşlar ki yarım kalan meselemiz şu. Şurada bir işaretleme noktası koymuşuz. Venge etkinliği. İstilacıları öldür ve tutsak Venge'ları kurtar. Pekala. Tutsak Venge'ların ölme durumu var mı? Ben açıkçası ok craftladığım çantamı yükseltmek istiyordum ama... Kardeş çok zamansız geldin. Gerçekten çok zamansız geldin. Ben senin yüzünden fark edildim şu an. Atıl kurt. Biraz da bana katıl kurt. Olmaz mı be? Ha? Senin yüzünden adamlar uyandı şimdi. Ben onlara nasıl müdahale edeceğim? Sakiniz. Nerede bu adamlar? Venge etkinliği tamamlandı. Dur bakalım, esir düşmüş elemanı kurtarabilirsem çok sevineceğim de. Kurt azıcık da bana katılsa çok çok tatlı olabilirdi ya. Şu elemanın da üstünü bir arayalım. Peki Venge'ları kurtardık mı? Aga be. Galiba Venge'ları kurtaramadık. Ve bunlar ölen Venge'lar olduklarından dolayı şey yapılmıyor. Neyse 100 experience'ımızı aldık da kurtun gelip böyle çok zamanlı zamansız bize çakması hiç hoş olmadı açıkçası. Şöyle bir ok sayımı tekrardan fullleyeyim, hatta elimde mızrakla ilerleyeceğim. Bir av durumu falan söz konusu olursa oka geçerim. Çantam bu nesnelerle dolu. Arkadaş malzeme depolama şansımız yok mu ya? Ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Burada kurtlar varmış zaten. Şu aşağıdaki yaban köpeklerine bir tur daha ineceğim. Birkaç yaban köpeği bulabilirsem rahatlarım. Şuradaki keşfedilmemiş bölgelere doğru ilerleyelim. Böyle birazcık daha kendimizi geliştirmeye çalışalım elimizden geldiğince. Yani kurtların gerçekten böyle bir zamanlı zamansız gelmesi, vahşi doğanın zamanlı zamansız saydırması bir miktar sinir bozabiliyor efendim. Buralarda yaban köpeklerine rastlama ihtimalimiz var. Şöyle bir buralardan ilerleyelim. Çantam falan ağzına kadar dolu gözüktüğü için pek hareket etmek istemiyorum ama sanırım şu aşağılarda bir yerlerde birkaç kurta rastlayabiliriz. Ne dersiniz? Birkaç babaya rastlayabiliriz galiba. Çünkü şu an burada hiçbir şeycikler yok. Acaba ben bu bölgedekileri tamamen tükettim mi? Ve bu bölgedekileri tamamen tükettiğim için farklı bir yaban köpeği grubuna daha mı salça olmam gerekiyor? Ayılar falan var burada. Evcilleştirilebilecek hayvanlar var. Venge yardım escort. Hayvan öldürme. Venge'lar için tehdit oluşturan yırtıcı sürülerini avlayacağız. Bir tane daha yaban köpeği meselesi var. Belki o yaban köpeği meselesine doğru ilerleyebiliriz. Şurada ben bir etrafı araştırayım da. Abi duyuyorum seslerini. Yettiniz gayrı. Mızrağımı geri alabilir miyim? Mızrağını geri al. İki geyik de çok boş beleş düştü önüme. Açıkçası ben geyikler için pek efor sarf etmedim. Yalnız bu yaban domuzlarının sayısının bu kadar fazla olması bir miktar sinirimi bozuyor. Aralarından birinde de kanama söz konusu. Evet, kanayan arkadaşı da bulduk. Bu kadar geyik derisi falan umarım bir işe yarar. Abi yok, burada köpek, yaban köpeği falan yok ya. Ben buradaki yaban köpeklerini galiba avlaya avlaya tükettim. Ya tek istediğim şey bir tane daha, yani daha fazla ok taşımamı sağlayacak bir çanta. Daha fazla ok taşımamı sağlayacak çantaya erişebilmem için de
O yaban köpeklerine ihtiyacım var. Aynı zamanda şey için de yaban köpeğine ihtiyacım var. Et çantası için de yaban köpeğine ihtiyacım var. Ve benim bu Venge sığınağını daha da kuvvetlendirmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Şu an topladığımız bu itemler ileride bizim işimize yarayacaklar ancak şu an değil. Şu yukarıdaki bölgeyi keşfedelim o halde. Orada neler var neler yok gidip bir bakalım. Hem experience'ımızı alalım, rahat rahat kasılalım. Hem de kısa zaman içerisinde şeye doğru rotasyonlayacağım. Oo, orada bir etkinlik var galiba. Dur bakalım, markı kaldır. Orada bir etkinlik var da ne etkinliği bilmiyorum. Düşman var mı orada? Aman. Aman. Mamutlar tepişiyor. Kayıp kayalar bölgesi. Mamutlar bize dalacak mı peki? Dalası var mı? Dalası yok galiba. Kardeşim git Venge sığınağını bul. Git Venge sığınağını bul. Gece. Gece karanlık ve tehlikelerle doludur. Görüş mesafesi düşüktür ve pek çok yırtıcı avlanmaya gece çıkar. Eşsiz hayvanları ve bitkileri, koleksiyon nesneleri bulmak için gece keşfe çık. Evet, Q'ya basarak silahını yağlayabilirsin. Peki onlar bizi yağlamak için silah şey yaparsa, yağlarsa onu ne yapacağız? Güzel. Bir yaban köpeği daha bulmayı başardım. Yaban köpeği derisi. Şu an ok miktarımı arttırabilirim ama bir saniye mızrağa bir geçelim. Kardeşim bir saniye. Takların şu an işi var. Bir parça et yer misin? Takların şu an bir parça işi var dostum. Ormanı falan yakıyor birileri. Onlar geyikler. Abi güzel craftlar var da. Güzel craftlar var. Ayı da var. Kanka ben ayı için daha hazır değilim be. Yaban köpeği derisiyle şöyle bir ok taşıma kapasitemizi arttıralım. Bununla beraber et çantası üretmek için de bir şeylere ihtiyacım var ama. Kardeş kuru odunla bir fulle. Ayıya şekil şükür yapmasak mı acaba? Ayıya şekil yapsak ayıyı alabilir miyiz peki? Böyle bir imkanımız var mı? İmkanımız, ihtimalimiz. Tam beynine çaksam ayının. Bir daha beynine. Orada kurt da var. O kurtlar falan geliyor hocam. O ayıyı bana salarlar mı bilmiyorum da. Ayıyı bir alacağım. Bunlar da yamyamlar. Abi geceleri keşfe çıkmak istemezsek ne yapıyoruz peki? Oturup ağlamak dışında seçeneklerimiz mevcutsa şayet ben o seçenekleri değerlendirmek istiyorum. Çünkü ben gözleri o kadar iyi gören bir insan değilim ve özellikle geceleri bana dalacak kurtları görmek istemiyorum.
Bence ateşin orada şey yapabiliriz ya. Ateşin orada zaman geçirebiliriz. Ulan arkadaş bütün yaratıkları falan yakmışlar. Ortalıkta kurtlar mutlar var. Şöyle bir kenardan kenardan ikileyelim. Adamların yemeğine musallat olmadan. Kardeş selamun aleyküm. Mızrağı tutuştur. Yo hayvan yağım var tutuştururum da. Burası neresi? Mızrağı söndür kanka. Bunu yakmam gerekecek galiba. Bir saniye. Sopayı bir tutuştur. Loot yanar mı onunla beraber bilmiyorum ama. Sopayı söndür bir. Ha, kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Kamış. Ben şu an map'te neredeyim? Pardon, çok yanlış şeyler. Aa bu da hayvan evcilleştirme. Bu kadar hayvanın hepsi evcilleşiyor mu lan? Vay anasının gözü. Burada birileri yaşıyormuş herhalde. Ben şu an neredeyim lokasyon olarak? Burada venşaları kurtardığım yerlerden birindeyim. Şaman'a doğru gitmem gerekiyor. Muhtemelen şaman şey böyle. Oros'un yurdunu keşfet. Varış noktası keşfedilmemiş bölge. Bu şaman bana bayağı yarar sağlar diye tahmin ediyorum ama. Abi gece vakti de hareket etmek istemiyorum. Bir de ileride ayılar falan filan var böyle. Şu Oros'un aşağıdaki yurdunu bir keşfedeyim mi? Alt taraflara doğru. İyi abi, çok fazla etrafta düşman da gözükmüyor. Okla seyahat etmek en iyisi de dur ani kurt murt baskını yeriz. Avcı modunda yürümeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hiç hareketlenme. Abi bu vahşi doğadan çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmeyeceğim galiba. Bunlar yaban köpeği mi? Arkadaşlar itemları dörtledik. Bir aksilik çıkmazsa itemlar dört. Şey yani et şeyini dörtledik. Ulan gözleri de kırmızı kırmızı parlıyor arkadaş. Vahşi doğa yani affetmiyor baba. Onlar geyikler bir şeyden kaçıyorlar. Şimdi benim bu aldığım yaban köpeği derileri 3 mü? Dörtlemedik mi yaban köpeği derisini? Sıçtığımızın resmidir mi? Ben bir bulmak istediğim noktaya doğru ulaşayım mı? Allah'ım sonunda yavaştan gündüz oluyor. Daha var mı? Git lan.
Kardeşim, beni bir salarsanız çok makbule geçecek. Abi 3-4 kurt falan avladım herhalde ya. Çanta kurt derisiyle dolmak üzere. Sen misin dedi benimkilerin derisini yüzen. Kardeş öl artık be. Kardeşim. Abi ne malzeme harcattınız ya. Kurt derisi yüzmekten içim dışıma çıktı lan. Kardeş ne olur artık. Gidin la. Vallahi nevrimi döndürdüm. Vallahi nevrimi döndürdün ya. Abi 8-10 tane falan kurt avladık biz ya galiba. Bizim şu kuru odunlardan muhakkak toplamamız lazım. Şu keşfedeceğimiz bölgeye doğru ilerleyelim de. Abi gece vakitleri için bir şey bulmamız lazım. Yani iki seçeneğimiz var anladığım kadarıyla. Ya vahşi doğada ebemizi gondikleyecekler ya da oturup ağlayacağız köşede bir yerde. Şu an bir ara şey bulamadım. Ara yol bulamadım. Ağzımı burnumu dağıttılar. Bu nedir hocam ya? Bu arada arkadaşlar umarım izlediğiniz görüntü kalitesinden memnunsunuzdur. İlk bölüm böyle baktım. Bayağı bir şey olmuş, böyle piksellenme olmuş. Ya normal 720p ayarları bu oyun için geçerli değil ortalık fazla yeşil olduğundan dolayı. Ben de normalin tam iki katına getirdim. Yani normal 720p şey böyle 5000 bitrate civarında. Birazcık hani şey bu, yayın dilimi mi desem, yayın terimi mi desem. Hani şey, video kalitesiyle alakalı terimler. Yani muhakkak zaten bileniniz vardır. 5000 normalde 720p 30 fps video için gayet yeterli. Ama oyunda 10.000'e çıkarmak durumunda kalıyorsun. Umarım görüntü size güzel geliyordur yani. Tabi yurt dışında falan 40.000 bitrate'de falan video çekenler var. Ama adamlarda internet hızlı aga. Faydaşı kurusu bölgesi... ne? Bir şey keşfettik ama. Vallahi bir şeyler keşfettik de tam bilemedim. Abi içeride galiba kılıç dişli kaplan var. Orada bir şey parlıyor ama... Hiç oraya giresim yok. Niyeyse şu an pek şey yapasım gelmedi, intihar edesim gelmedi. Aşağıda birinin yardıma mı ihtiyacı var? Bir el işareti var orada ama. Anlamadım el işareti nerede. Parlayan day şeyli. Fazladan experience kazandıracak. Burada gözüküyor o el. Yani tam olarak buralarda gözüküyor. Bu arada elim bir tuşa çarptı, kaydı kapatmamışız şükür. Vallahi bir şeyin eline elledim ama Allah'ım ne güzel otobur canlılar, ne güzel ya, vallahi ne güzeller. Abi ben şimdi bu av köpeklerini falan yok ettim büyük ihtimalle. Şuradaki keşfedilmemiş bölgeye ilerleyeceğim. Orada in var büyük ihtimalle. Şuraya bir hızlı seyahat edelim. İnsanlığın evrimleşmesi için Urki'ye yardım etme. Abi ileride kurtlar var. Kurtların ileride de yaban köpekleri var.
O yaban köpeklerini falan almak istiyorum ben. Şu ileride bir yerde bir görev var abi. O görevi halledelim. Bu arada hazır buraya gelmişken bize torbadan bir şey getirdiler mi? İyi tamam ya, var var çantamızda var abi. Çantada varken müsriflik etmeyelim. Orada galiba bizden birilerini yiyorlar abi. Venjalara yardım eyvallah da hangisi Venja? Bunlar Venja değil. Sniper mübarek. Selamun aleyküm kardeşim. Hava desteği verdim, inşallah memnun kalmışsınızdır hava desteğinden. Şunlardan böyle bir yağmalayabileceklerimizi yağmalayalım. Nüfus 7. Yeni köylüler eklendi. Güzel. Abi cesedi taşıyıp ne yapabiliyorum? Onu anlamadım ki. Tamam, buradaki etkinlik noktasını da geçtik. Biz level aldık mı? Aa, bir yetenek puanım daha var. Güzel. İlkel tedavi. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Etsiz kalacağımızı zannetmiyorum ya. Yani ilkel tedaviye ihtiyaç duymayız bence. Ben etsiz kalacağımızı zannetmiyorum. Onun yerine toplama özelliğini arttıralım şu anlık. Sonra koşarken tedaviyi de açarız. Aa, yaban köpekleri. Gökte ararken yerde buldum. Arkamda bir tane. Oğlum minnacık bir şeysiniz lan. Abi tamam. Artık et sayımızı iyice arttırabileceğiz. Üret bakalım. Yak derisini nereden bulurum bilmiyorum ama vallahi ben şu an her şeyden memnunum abi. Arkadan böyle geçen bir şeyler oldu ama hızlı geçti. Galiba böyle kuş türü bir şeydi galiba ya. Burada mamut var bir tane. Mamut avlamak istemiyorum. Şaman'a doğru ilerleriz de. Yaban köpeğini avladık zaten. Artık yaban köpeği ile alakalı bir işimiz kalmadı. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Dayşan'ın elini almadık mı biz buradan ya? Yo, Dayşan'ın elini şu köşelerden aldık. Sürekli experience veriyor. Şu Dayşan'ın ellerini toplayabiliriz. Base'e gidelim. Dayşan'ın elini alalım. Ardından save alıp gelecek bölüme bırakalım babuşlar diğer işleri. Muhtemelen gelecek bölümde Şaman'a doğru ilerlerim diye tahmin ediyorum. Geldiniz mi bence Dijam urusis magis takar. Udijam şambi paçi hauça hamaş paşta. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar rahatınız yerinizde olsun. Ben şu aşağıdan bir yerden bir Dayşan'ın eline elleyip geleyim. Eline ellemek. Oğlum easy 250 XP lan. Abi çok iyi ki. Aa, burası bizim base. Abi köyü geliştirmekten ben keyif alırım ya. Selam brom. Şimdi bir Dayşan'ın eli daha vardı sanki. Ona da bir ellesek. Dayşan'ın eli için fast travel yapabileceğim bir yer var mı? Yok. O zaman şu Dayşan'ın elini işaretleyelim. Çok seri bir oraya gidelim. Ne kadar seri gidebilirim bilmiyorum ama. Zıplayabiliyor
Zaten anladığım kadarıyla şamanı kurtarmadan yeni şeyler falan açamayacağım. Ben şu an bol bol farm yaptım. Merak etmeyin, ileride bunun zaten şeyini alırız, mükafatını alırız. Yani hani önemli bir şey yapmak icap eder, tamam mı? Önemli bir şey craftlaman gerekir. Hop baba, bizde var, tamam. Kurt derisi. Zaten hani bir kurt derisi biriktirdim şu envanterde, akıllara zarar. Yetenekler köy çanta. Bana ver baba çantayı, Allah aşkına bak. 4 geyik derisi, 7 keçi derisi, nadir şey siyah yaban köpeği derisi, 10 tane kurt derisi, normal yaban köpeği derisi, 5 yaban domuzu derisi falan filan, kök kaynaklarından da bayağı topladık. Yani abi, yok eden ziya, yok eden zi, kelimenin tam manasıyla yok etmece. Şu karşıdaki ele de bir elleyelim. Ele de elleyelim. 250 experience'ımızı alalım. Ardından eve dönüp tekrardan bölümü sonlandıralım babuşlar. Umarım keyif alıyor, güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Yani geyiklerimiz var abi. Yani hayvan avlamak da, oyunda avladığım her bir hayvanın beni geliştirdiğini bildiğim için avcılık yapmak da gücüme gitmiyor. Hani diyarı keşfetmek, bulut yapmak falan bana daha bir eğlenceli geliyor zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gece inanılmaz abi. Oo, bir etkinlik var. Bir saniye, şu mavi yaprağı bir alayım. Şurada bir yerde yeşil yaprak var. Yeşil yaprağı bir alalım. Yap ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu... İlerideki görev ne? Bayağı derine daldın kardeş. İlerideki görev ne abi? Venge'yi kurtarma. Takkar alayınıza takkar hocam. Nerede diğeri? Lan! O bizimki miydi? Abi gökler verdi, gökler aldı. Çocuk öyle dümdüz gitti. Ne bileyim ben, kırmızı yeşil renk körüyüm. Kafasında işaret çıkınca direkt sıktım. Kardeşim affedersin. Okumu geri almaya geldim bu arada, vicdan yaptım sanma. Abi! Aga be! Gitti oğlum. Elleyeceğimiz yer nerede? Ananı yiyeyim mi? Abi? Timsahımız eksikti bir. Ulan oyunda uyarmadı ki burada timsah var diye. El. Ha, el timsahın arkasında kalmış. Akıntı mı var? Çık yukarı, çık çık. Zaten çocuğu da öldürdük. Şu yukarı bir tutun da. Oğlum zaten çocuğu da öldürdük, kendimi kötü hissediyorum. Burada yeşil bir bitki varmış hocam. Ver yeşil yaprağı. Hoppacık. Samet Far Cry videoları süper. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Alp'im. Ben de tam 3. bölümü çekiyordum. Güzel, tatlı bir kapanış oldu en azından. O zaman şöyle yapalım. Şu kurttan bir götü kurtaralım. Geleceksin ki buraya tekrar. Oyun mu yapıyorsun? Geleceksin ki. Götümü verdim köşeye, hadi. Evet, galiba vazgeçti abi. Bükemediğin eli öpeceksin kardeş.
Her neyse, babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Benden bu bölümlük bu kadar. Gelecek bölümde şamanı kurtarmaya gideceğiz. Şamanı kurtarmaya gitmenin ardından muhtemelen hayvan evcilleştirmeyi falan öğreniriz ve seri hareketlenir. Zaten şu anda hareketli, çok dehşet bir gece geçirdik ama gelecek bölümlerde de bu maceranın tatlı bir şekilde devam edeceğini umuyorum. Esenlikle kalın babuşlar. Bay bay.